Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğuysa daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şeyi yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de... İnsanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yok. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı "yok yere benden nefret ettiler" sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.